Merhaba arkadaşlar. 40 günde bursluluk sınavını kazanma konusunda şimdi sizlere çok önemli bilgiler vereceğim ama lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza ve konumuza geçelim. Bursluluk sınavına yaklaşık 41 gün var ve bu son 40 günde 41 günde nasıl kazanırsınız bursluluk sınavını? Hemen aktaralım. İlk öncelikle kişi özel programlarımız var. Yine bu son bir ayda kazanmak için bu programlardan bize ulaşabilirsiniz. Linkler açıklamada. Bununla birlikte Arkadaşlar sizlere bir site verdik. ODGM materyal sitesi. Bu sitede e, örnek sorular çok var. Bakın bu sorular çok önemli. Sınavı kazanmanız açısından. Her gün bir test çözdüğünüzde bu size artı olarak yansıyacak. Çünkü bursluluk sınavında sorular buna benzer çıkıyor. Örnek veriyorum. E, sadece soru tipi aynı. Sadece sayılar değişiyor. Mesela 500 ise o 350 oluyor sınav anında. 400 oluyor vesaire. Ama şunu belirteyim. E, soru Sorular aynı oluyor. Sadece sayılar vesaire değişiyor. Soru tipleri aynı oluyor. O yüzden ODGM'deki soruları yapabiliyorsanız materyaldeki soruları e, sınavı da zaten muhtemelen yapacaksınızdır. Şimdi bu 41 günde 40 günde bunu yapmanız çok önemli. Bu birinci. İkincisi her gün konu. Bakın bir gün içerisinde. Örnek veriyorum e, matematik ve Türkçe. İkinci gün e, işte tarih, e, felsefe yani din vesaire. E, bunları konusunu... Bitirmelisiniz arkadaşlar. Yani bunların konusuna çalışmalısınız ilk başta. Onu belirteyim sizlere. Bu konular biterse sınavı yüksek bir ihtimalle kazanırsınız çünkü bütün konuları biliyorsunuz. Tabii ki bu konuları bitirin derken anlayarak bitirin. Yani anlamadığınız konuyu bitirmeyin tekrar, e, tekrar tekrar yapın ve o şekilde o konuyu bitirin. Sınavı 40 günde kazanmanız için en önemli iki faktör konuların bitmiş olması ve benzer soruların çözülmesi özellikle çıkan soruların çözülmesi. 2020'den sonraki çıkan her sene sorulan soruları çözmenizde çok önem arz ediyor kazanmanız açısından. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.